Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bu sabah stüdyomuzda her cuma olduğu gibi. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ediyorum. Şimdi içeriye tabii döneceğiz şüphesiz, içeride çok yoğun gündemli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Ama öncesinde bugünün gündemine bir bakalım isterseniz. Bugün tabii gündemde öne çıkan madde Jackson Hole ve acaba Janet Yellen bu toplantıda bize ne söyleyecek? Bugün bir konuşması var. Öncesinde şöyle bir terminale bakalım. Faiz artırım beklentileri Eylül için %20'lerden %32'ye ulaşmış bu sabah. Dolayısıyla bir miktar yükseliş var. Yine Kasım toplantısından beklenti %37 olmuş ve Aralık toplantısından beklenti %57 seviyesiyle karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz hocam? Bugün sizce Yellen bize ne söyleyebilir? Gerçekten çok hızlı değişiyor bu oranlar. Sizle yaptığımız programlarda da izliyorum. Yani 20'lere iniyor, 30'lara, 50'lere. Şimdi mesela Aralık yani toplantısından sizinle geçen hafta yaptığımız yayında oran %47.3'tü hocam, evet. Mesela. Şu anda %57.4'e geldik. Ki bir ara %15'e kadar inmişti. Evet. Genelde yaklaştıkça tabii ister istemez artıyor da. Şimdi bu toplantının aslında gündemi, ana hani orada tartışılan konular önceden duyuruluyor ve hani bildiğimiz kadarıyla orada ana konu genelde 8-10 yılda bir yavaşlamaya, resesyona giden, başta Amerika olmak üzere dünya ekonomisinde merkez bankaları ne yapabilir? Para politikası bu şartlarda nasıl uygulanır sorusuna bir yanıt aramak. Bu daha önemli oluyor çünkü merkez bankaları bu durumda her zaman faizleri indirerek bir tepki verir. Şimdi sıfır, hemen hemen büyük bütün gelişmiş ülkelerin oralarda faizle girdiği bir dünyada ne yapacağız sorusuna yanıtlar aranıyor. Onunla ilgili biraz mesajlar da gelecektir, orta ve uzun vadeli. Ama elbette kısa vadeye ilişkin piyasalar onu bekleyecek ve oradan da mutlaka mesajlar gelecek. Öyle görünüyor ki şu anda son gelen açıklamalar ve her zaman olduğu gibi eğer verilere bakılacaksa Amerikan ekonomisinin verileri Amerika'da hani bu yıl bir faiz artırımını imkansız hale getirir bir noktadan ziyade hani bunu destekleyen yönde geldi bir önceki toplantıya göre de. Dolayısıyla ben Yellen'ın bugünkü konuşmasında hani biraz daha vurguyu arttıran bu yıl bir faiz arttırımını ön plana alan ama bunun çok yakın olacağı değil de bir takım risklere dikkat çekerek, burada İtalyan bankalarının durumu da olabilir, Brexit'in Eylül ayından itibaren hani daha net bir şekilde belki etkilerini göreceğimiz bir döneme girecek olmamız olabilir, Amerikan seçimleri olabilir, işte gelişmekte olan ülkelerin durumu, yani Yellen'ın çok acele edilmemesi gerektiğine dair küresel risklere dikkat çeken de bir konuşması olacak diye düşünüyorum. Eğer şartlar izin verirse gerçekten hani %50-51 diyelim, yani yüksek bir ihtimalle bir arttırım olasılığı artıyor gibi, ama ben şöyle bir şey bekliyorum. Bir kere arttırıp ondan sonra şöyle bir algı tartışma olur mu acaba? Biz 1-2 sene zor arttırırız. Yani piyasanın bu çıkarımı yapacağı türden bir sonuç olur mu olmaz mı? Bence bu kritik olacak. Önümüzdeki 2-3 yılda dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşlaması ve resesyon kelimesi olmasa bile bunu ima eden konuşmaları zaten faizler için, getiri eğrileri için bir sinyal olacaktır. Bu bence kritik nokta, bu olacak. Önümüzdeki 1-2 yıl ne yapar FED? Bununla ilgili sinyali daha önemli gibi geliyor. Şimdi hocam tabii piyasa pek çok faktörü birden fiyatlıyor. Bir yandan tabii bütün dünya ile beraber biz de acaba Jackson Hole'da Fed Başkanı ne sinyal verecek onu takip ediyoruz. Öte yandan özellikle tabii bu haftaki harekete bakınca yeşil çizgide gelişen ülkeler var. Beyaz çizgide biz varız. Bizim olumlu ayrıştığımız örneğin bir 22 Ağustos günü görüyoruz ama hemen arkasından olumsuz yönde bir ayrışma geliyor. Tabii burada özellikle jeopolitik gelişmelerin öne çıktığı bir haber akışı da takip ettik. Membiç'te başlayan bir haftada gözler bu defa da Cerablus'a çevrildi ve orada Fırat Kalkanı operasyonu derken Biden'ın ziyareti gibi yoğun gündemli de bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Piyasada bir miktar bu anlamda tabii aşağı yönlü bir grafik gördük ve yükselişimiz de biraz daha sınırlı kaldı diğer gelişen ülkelere kıyasla, ama nasıl yorumladınız haber akışını hocam ve ekonomiye olası etkisini nasıl görürsünüz? Yani tabii borsanın tepkisi çok normal. Hani tersi olsa gerçekten o açıklaması çok daha zordu. Çünkü hani her halükarda sıcak bir gelişme yaşanıyor. Bir risk, yani ekonominin reel tarafı için, ticaret, üretim için elbette borsanın ilk anda
bir tepki vermesini beklememiz gereken bir durum ama görece de hızlı denilebilecek şekilde toparladı. Yani riskin büyüklüğünü görmek açısından. Başından bu yana görüyoruz. Aslında belki yılın ilk aylarından bu yana, bu yılın sonbahar aylarında Suriye'de daha ciddi hani hareketlenme olacağı ve hani orada daha somut sonuçlar almak üzere bazı operasyonlar yapılacağı yönündeydi. Fakat çok dinamik de bir süreç yaşıyoruz özellikle diplomatik ilişkilerde, jeopolitik anlamda. Hani nasıl şekillenecek sorusu son dakikalarda belli oluyor. Yine öyle oldu. Burada işte Türkiye'nin bir destekle, yani tek başına değil de bir koalisyon içerisinde diyelim, bir mutabakatla hareket ediyor olması, elbette mükemmel bir mutabakat yok ama ana hatları itibarıyla bunun olması önemliydi. Hani piyasanın daha olumsuz tepki vermesinin önündeki en büyük engel buydu. Başından bu yana yani tabii en kritik şey burada can kaybı olmaması, minimum hasarla bunun atlatılması. İnşallah da aynı şekilde yani minimum hasarla bu devam eder. Piyasa da ona göre şekillenecek. En kritik nokta yani bu tür hareketlerde bir ülkenin tek başına hareket etmesi ve çok karşısında muhalif bulmasıdır. Öyle bir durum yok şu anda. Dolayısıyla piyasa planlandığı gibi bu işin gidip gitmeyeceği konusunda bir beklenti ve algı içerisinde olacaktır. Yani o beklentiler gerçekleştiği müddetçe de, yani kontrol altına alınacak ve daha sıcak noktaya gitmeyecek olduğu müddetçe de piyasa etkisi sınırlı kalır. Şimdi hocam zaten mesela grafiğe bakınca eskiden piyasa için çok daha önem arz eden bir Fitch kararının o kadar da önemli bir sarsıntıya sebep olmadığını görebiliyoruz. Aynı şekilde işte Fitch'in notun görünümünü negatife çekmesiyle birlikte o akşam mesela MSCI Türkiye Endeksine New York'ta işlem gören yatırım fonuna da baktığımız, borsa fonuna da baktığımız zaman orada da herhangi bir oynama olmadığını gördük. Fakat Fitch kararından sonra tabii insanların aklına şu geldi. Acaba Moody's de takip eder mi? Ama Moody's'in takip etmesi demek zaten negatifte olan bir görünüm var Moody's'de Nisan 2014'ten beri. Moody's'in takip etmesi demek Türkiye'nin yatırım yapılabilir notunun teke düşmesi demek. Doğru. Böyle bir beklenti içinde olmak lazım mı? Yani bu riski kabul etmek lazım. Hani evet olabilir. Uzun süre negatifte tutan bir Moody's var. Ve hemen bu konuda görüşünü bildiren ve izlemeye aldık diyen bir Moody's var Türkiye'deki son gelişmelerden sonra. Bu risk var ama şu da var ki ilk açıklamalarını S&P'de de gördük, Moody's'te de gördük. Türkiye'deki gelişmelerin çok da doğru okunamadığı konusunda bir bizim gördüğümüz bir durum var. Dolayısıyla gün geçtikçe hem onların doğru okuması hem de bizim doğru anlatmamız gereken ve hızla ekonomiyi ve ülkenin gündemini normalleşmeye götüren bir gelişmeye ihtiyacımız var. O yönde de gitmesini diliyoruz. Zaten 3 aylık bir süreç var. Bu Ekim ayının ilk haftası, Eylül'ün son haftası gibi Moody's'ten, yani önümüzde 4-5 haftalık bir süreç var. Türkiye'de yoğun bir şekilde dışarıda, içeride kendisini olan biteni burada anlatma konumunda ve bunu yapmaya da çalışıyor. Bu anlamda ben bu başarılı olursa ve Türkiye hani olağanüstü hali geride bırakma yönünde daha da ciddi sinyaller verirse oradaki risk azalır. Yani şu anda bu konuda tamamen bizim içerideki gelişmeler belirleyecektir. Ama ben bir ay öncesine göre daha pozitif olma ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Hı hı. Yani hem jeopolitik hem politik gelişmeler, dünya ekonomisi, Türkiye'nin algısı dışarıda nasıl diye baktığımda başta Amerika olmak üzere özellikle bu hafta dış basın veya işte çeşitli bloglarda, internet ortamında, yazılı basında izlediğim bir miktar algı değişiyor. Yani burayı daha iyi anlama gayreti var. Bu da sanıyorum o tarafın değerlendirmesine yansıyacaktır. Şimdi Fitch'ten yeni gelen haber ne diyor bize, onu da söyleyelim hocam. Türk Telekom, Turkcell ve Coca-Cola içeceğin durağan olan görünümlerinin negatife çevrildiğini görüyoruz. Tabii ülke notuyla oynandığı zaman genellikle tavan ülke olduğu için hani ülkeden daha az riskli olma şansınız yok bu ülkede operasyon gösteriyorsanız. Bu doğrultuda teknik ayarlama yapıyor tabii kurumlar, buna alışığız. Yine Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Takas ve Saklama Bankası, Sanayi Kalkınma Bankası,
Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye İhracat Kredileri Bankası'nın görünümünün negatife düşürüldüğünü görüyoruz. Aynı şekilde Garanti, ING, Türk Ekonomi Bankası, Finansbank, ICBC, Turkey Bank, Burgan Bank, Alternatif Bank ve yabancılara ait katılım bankaları Kuveyt Türk ve Türkiye Finans Katılım Bankası'nın da negatif görünümleri olduğunu izliyoruz. Yine Türkiye İş Bankası'nın da uzun dönemli yabancı ve yerli para birimi cinsinden kredi notu BBB eksi de teyit edilmiş görünümde durağından negatife çekilmiş olarak haberde karşımızda. Şimdi bir yandan tabii biz derecelendirme kuruluşlarının bizlere verdiği kararları takip ediyoruz. Öbür yandan tabii bunlar borçlanma maliyeti için önemli. Öbür yandan tüm az önce saydığınız gelişmeleri izliyoruz. Ve siz de söylediniz hocam tabii reel kesimi nasıl etkileyecek tüm bu unsurlar onu konuşuyoruz. Mevcut nokta dün Merkez Bankası'nın açıkladığı bir reel kesim güven endeksi var elimizde. 103.6 diyor Ağustos'ta. Beklentisi 108'di. Bu arada kapasite kullanımı da %75.2'ye indi. Hem rakamları siz nasıl okudunuz hocam hem de devamını nasıl beklersiniz acaba? Şimdi anekdotal olarak da şeyi izliyorduk aslında sanayicilerle, reel sektörün temsilcileriyle farklı görüşmeler veya basına yansıyan haberler son 1-1,5 ayda hani iş hacminde biraz bekle gör ve azalma şeklinde bir gelişmenin olduğunu görüyorduk. Bunun rakamlara yansıdığını izliyoruz. Şimdi burada iki nokta var. Birincisi geçen senenin aynı dönemine göre hemen hemen aynı. Yani bu önemli. Geçen sene Ağustos'ta da 103. Bu endeks bu ay, bu yıl Ağustos'ta da 103. Fakat normal koşullarda burası biraz önümüzdeki döneme göre artış sinyali vermesini daha fazla beklerdik. Hani genel trende uygun olarak. Biz geçen yıl %4 büyüdük. İlk çeyrek 4.8'e doğru gitti ekonomi, hani 5'lere doğru. Şimdi tekrar aşağıya doğru gidiyor, o sinyali alıyoruz ama başladığımız yer geçen yılla hemen hemen aynı. Sanayici özellikle burada indiren son 3 aydaki siparişlerdeki düşüş. Yani hani ağırlıklı 1,5 ay. Öncesinde de uzun bir bayram tatili, Ramazan dönemi. Zaten ekonominin hani görece teknik olarak da yavaşladığı bir ortamdı. Düşüren o. Ama mesela burada ben pozitif taraftan bakacak olursam yatırımlarla ilgili beklentiler mesela sabit yatırım harcaması endeksi 101'den 104'e çıkıyor. Bu mevsimsel olarak arındırılmış endekste de yine benzer bir artış var. Bu ne demek? Sanayici önümüzdeki dönemde yatırımlarını arttırmayı planlıyor. Bu bir güven demek, hani görece daha pozitif olması demek. Yani son aylarda talep düşük oldu ama biz yatırım yapmak istiyoruz demek. Yine ihracat siparişlerine baktığımda da yukarı yönlü az da olsa 2 puanlık bir artış var. Şimdi tüketici güven endeksleri de Bloomberg QAT endeksi de biliyorsunuz çok güçlü bir artış göstermişti. Arkadan TÜİK'e geldi çok mi hocam? Benzer güçlü bir artış geldi. Zaten o iki endeks %90 korelasyon içinde hareket ediyor. Bloomberg anketi biraz daha erken geliyor ve öncü bir sinyal veriyor aslında. O ne demek? Tüketiciler, Türk halkı hani birçok faktörü topladığında gelecek döneme ilişkin daha pozitif bakıyor. İşte tüketim eğilimini arttırma eğiliminde. Bunun nedenleri ekonomide işte alınan bir takım önlemler, faizlerdeki düşüş, kredi kartına yönelik uygulamalar birçok şey olabilir ama Türkiye'nin çok ciddi bir sıkıntıyı atlattığı ve önümüzün daha pozitif olacağı yönündeki bir algı da yansıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunları birleştirdiğinde tüketici ben harcama eğilimi arttırabilirim diyor sonbahardan itibaren. Firmalar yatırımlarımı arttırabilirim diyor. Dolayısıyla bu ikisini birleştirdiğimizde bu son düşüşü değil de gelecek döneme ilişkin pozitif bir algının olduğunu söylemekte fayda var. Hani tabii bunun gerçekleşmesi için bu algıyı bozacak durumların olmaması lazım. Yani daha pozitif bakmak isteyen ve buna hazır bir tüketici ve yatırımcı hem üretim hem tüketim tarafında bir yapı var. Dolayısıyla ben dördüncü çeyrekte bunları topladığımda üçüncü çeyrekte hakikaten büyümede ciddi bir yavaşlama göreceğiz ama dörtte tekrar bir toparlama geliyor gibi gözüküyor. Ne acaba o durumda Merkez Bankası ne yapar? Bir de onu da konuşalım isterseniz. Çünkü bu hafta içinde sizinle geçen hafta da konuşmuştuk. Beklenti doğrultusunda 25 bas puanlık bir faiz indirimi faiz koridoru üst bandına beyaz çizgide gördüğümüz üzere gelmiş oldu. Ve böylece hem çekirdek enflasyon hem de manşet enflasyon bunun altında kalan bir faiz koridoru üst bandı ile karşı karşıya kaldı grafik ilk defa. Şimdi bundan sonrasına ilişkin adımlar nasıl atılacak acaba hocam? Çünkü tabii
enflasyonda mevcut seviye değil tabii beklentiye bakmak belki doğru. gerekebilir. Orada da yıl sonuna ilişkin zannediyorum son beklenti anketi %7.80'lerden 8.20'ler gibi bir yere gelmişti. Ne dersiniz? Doğru, fakat Merkez Bankası kendi bu politikasını belirlerken özellikle Nisan ayından bu yana yeni yönetimle beraber piyasa beklentilerini evet izliyor ama ağırlıklı olarak politikasını kendi beklentilerine göre oluşturuyor. Mesela piyasada şu anda 12 aylık enflasyon beklentisi 7.6. Fakat Merkez Bankası'nın tahmini 6.6. Merkez Bankası artışı geçici olarak öngörüyor. Gıdadan kaynaklandığını söylüyor. Dolayısıyla %6.5'lar civarında enflasyon bekleyen Merkez Bankası sık sık da söylediğimiz gibi 1.5 puanlık bir reel faiz. Yani onun üzerine bir neyse beklediği enflasyon üzerine 1.5 puan koyarak politikasını sürdürmeye çalışıyor. İşte siz de şimdi sanıyorum onu gösteriyorsunuz. Ortalama fonlama faizi. Ona geleceğim hocam evet birazdan. Orada bir dolar TL'yi de üzerine koyayım dedim. Tamam. Çünkü genelde biliyorsunuz hep piyasa bakıyor ne kadar acaba enflasyona göre ne kadar kura göre hareket etti merkez diye. Halbuki buradaki korelasyon epeyce bir süredir kırıldı. Sarı çizgide gördüğümüz dolar TL hareketinde örneğin rekorlara gidiş görürken biz fonlama faizinde çok ciddi düşüşler görmemiştik. Evet. %7.99 gibi bir yerde kalmıştı. Şu anda 7.89'a indiğini görüyoruz mesela. Evet, yani bu Eskiden Bankası, birlikte yükselir, birlikte düşerdi grafik. Şimdi şöyle bir şey var. 12 aylık beklentisi 6.6, 24 aylık beklentisi 5.5 Merkez Bankası'nın. Yani bu Temmuz ayı sonundaki beklentisiydi. Ben Ekim raporunda Merkez Bankası'nın 12 aylık beklentisinin %6'lara yaklaşacağını tahmin ediyorum. Eğer hani çok olumsuz gelişmeler olmazsa. Bu da ne demek? Ekim ayı itibariyle Merkez Bankası 6'lara yakın bir enflasyon bekliyorsa yine biraz öncekini söyleyeceğim. Bu genel modelinin bir çerçevesi diye izliyoruz uzun süredir eski yönetim döneminde de. 1.5 puanlık bir reel faizle yani beklenen enflasyon üzerine 5'lik hedefine ulaşacağını düşünüyor kendi modeliyle. Dolayısıyla 7.5 söylemek istediğim şu. Ekim sonu enflasyon raporunda yayınladığı tahminle birleştirirsek şu anda benim öngörebildiğim Merkez Bankası bu ortalama fonlama faizini 7.5'lara doğru getirmek. Bu da ne demek? Politika faizine gelmek. Bu da şu anlama gelebilir. O üst bandı önümüzdeki toplantılarda 25'er aşağı getirip 7.75 hatta 7.5'a getirip durmak ve tek bir faizde kalmak. Hani ben yılbaşı civarı Merkez Bankası'nın adım adım giderek tek bir faize, tek bir politika faizine 7.5'a gelme olasılığını oldukça yüksek görüyorum. Dediğim çok büyük şoklar yaşanmadıkça Merkez Bankası piyasa beklentilerinden biraz da bağımsız olarak bu yönde gitmeye devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi az önce biz biraz Jackson Hole'dan bahsetmişken izleyicimiz Temel Bey diyor ki Fed'in Aralık'ta faiz artıracağını varsayarsak o zaman acaba borsa yıl sonuna kadar nasıl bir yol haritası izleyecek? Şimdi bence, sadece Fed'e de bağlı değil aslında borsanın ne yaptığı. Evet yani aslında şu anda borsa veya dünya borsaları Fed'in işte %50'den fazla ihtimalle yapacağını gösterdiği bir ortamda aslında onun fiyatlamasını büyük oranda yapıyor gibi gözüküyor. Belki bir miktar daha düşer de ben yani bundan sonra şu algının nasıl gideceği yani şu işte 2015 sonunda Aralık'ta bir faiz arttırma yaptı, 2016 sonunda yaptı, bundan sonra 2017 sonundan önce olmaz gibi bir algıyla giderse piyasa zaten rahatlayacaktır. Şey gibi bir açıklama gelirse hani Aralık, ondan sonra Şubat, Mart biz gideriz. Bu vurgu çok olursa borsalar kötü etkilenir. Ama ben hiç zannetmiyorum bunu yapacaklarını. Yani çünkü çıkacak o tutanaklarda ya da ekonomistler de biliyor. Yani dünya ekonomisi 2017-2018'de bir yavaşlamaya gidecek. Yavaşlama beklenen bir dünyada merkez bankaları bir sıkılaşacağız sinyali verirse kendileriyle çelişmiş olur. Vermek istemeyecekler ama bir taraftan da şu kaygıları var. Balon yaratmak istemiyorlar. Varlık balonu. Borsalar başta olmak üzere. O yüzden de yani biz şunu da asla demezler. 2 yıl boyunca bir daha faiz falan arttırmayız demeyecekler. Ama bir şekilde piyasanın bunu çıkarımda bulunacağı sinyaller gelecek diye düşünüyorum. Özetle o izleyicimizin sorusuna yanıt, borsanın tek bir faiz artımına çok kısmi bir olumsuz etkileneceğini, yani onun dışında çok olumsuzluk olmayacağını, gelişmekte olan ülke piyasalarının genelde büyüme oranının fazla olması nedeniyle
bir miktar daha pozitif seyrine devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye dahil. Şimdi tabii Jackson Hole'u beklerken dün piyasalar ne yaptı deyince içeride bizim hani sadece Jackson Hole'u fiyatlamadığımızı, sadece Fed'i fiyatlamadığımızı gösteren bir grafik esasında bu bugün itibariyle hocam. Dün en çok yükselenlere dolar bazlı bakıldığında BIST 100 ve BIST 30'un en başlarda olduğunu görmek mümkün. İkinci ve üçüncü sıradayız. Yine gelişen ülkeler Şili, Slovenya, Rusya gibi pek çok ülkenin içerisinde bulunduğu bir sepetle beraber biz de yükseldik. Biz de bir miktar daha çok yükseliş oldu. Çünkü bir önceki gün çok sert düşmüştük tabii. Oradan gelen bir tepki hareketi de vardı. Kurlar geneline baktığımız zaman oradaki bekleyiş nasıl olmuş oraya da bakalım. Bir günlük performansta bakıldığında TL'nin bir miktar değer kaybı olduğunu görüyoruz dolara karşı. Oldukça yatay da olsa pek çok gelişen ülke para biriminin dolara karşı değer kazandığı bir gün yaşamışız. Dolayısıyla esasında gelişen ülkelerin kendi değişkenlerine de esasında bir miktar döndüğü bir hafta tabii, özellikle Güney Afrika'dan mesela bahsettiğimizde G10 paralarının dolara karşı son 24 saat hareketine bakınca her birisinde dolara karşı değer kaybettiğini görüyoruz. Çok tipik bir Jackson Hole bekleyişi değil esasında, değil mi hocam? Evet. Normalde biraz daha dolar alıp beklerdi piyasa. İzleyicimiz Samet Bey de diyor ki Bayan Yalın'ın konuşması esnasında bizim piyasamız kapalı olacak. Acaba altın döviz alacaksak sabahtan mı alalım, pazartesi mi bekleyelim? Şimdi o tabii hangi senaryoya inandığınızla da ilgili bir unsur değil mi hocam? Doğru, kesinlikle doğru ama piyasalar sanki yani altında dövizde şeyi fiyatladı gibi. Yani Yalın'dan görece şahin bir açıklama gelecek. Faiz artırımı ihtimalini güçlendirecek. Zaten onu piyasa fiyatlıyor gibi. Yani bunun ötesinde daha güçlü. Yani biz Amerika'yı da dünya ekonomisinde risklerin azalacağını bekliyoruz. Ve faiz artırımı gelecek yılda devam eder. Çok da yavaş olmaz, hızlı olabilir yönünde bir sinyal gelirse ben zannetmiyorum. O zaman kötü etkilenir. Sanki yani altın ve biraz oraya birçok yorumu ve o sektörler, o ürünlerle ilgili uzmanları da dinlemekte fayda var. Fiyatlanmış olabilir. Tekrar yukarı hareketlenebilir. Zaten hani bir kere faiz arttırımı fiyatlandı gibisinden de. Ama normal koşullarda bir arttırım olacağı için de çok yüksek yukarı bir potansiyel olacağını zannetmiyorum. Yani orası biraz kritik bir soru. Pazartesi nasıl açılacağı. Yani açıkçası orada inandığınız bir senaryo yaratacaksınız yani ve ona göre gün boyunca izlemek herhalde lazım. Evet, ağırlıklı olarak ne tarafa gidecek, orada tamamen teknik faktörler çalışacak diye düşünüyorum. İzleyicimiz Ali Rıza Fayyazi de diyor ki Euro dolar paritesindeki yükselişin hangi noktada sınırlı kalacağını öngörürsünüz. Şimdi bu aralar tabii Euro dolarda Brexit seviyelerine geldik değil mi hocam? Özellikle 1.3360'ların yukarı yönlü kırıldığı bir grafik vardı karşımızda son 1-2 hafta içerisinde. Ama belli bir bandı da çok kırmıyor. Mesela son 1 aylık grafiğe bakalım kabaca karşımıza çıkan grafik nerede son buluyor? İşte 1.1050 aşağıda, kabaca 1.1360-70 gibi bir yer yukarıda. Evet. Çok da büyük bir bant değil aslında ama ne yöne evrilir acaba? Ya benim tahminim bir miktar daha aşağıya gelecek gibi. Çünkü Avrupa'dan gelecek. Yani Avrupa çok sıkıntılı bir döneme giriyor gibi geliyor bana. İtalya başta olmak üzere. Bu stresi artıracaktır Euro üzerinde de. Avrupa Merkez Bankası'ndan da biz daha hani böyle genişlemeye devam, bizim gidecek çok yolumuz var tarzında bir açıklama geleceğini kendi toplantısında bekliyorum. O yüzden ben paritede bir miktar daha doların güçlendiği, aşağı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz daha fazla diye düşünüyorum. Aslında biraz önceki soruya da bakacak olursak hani o yüzden teknik olarak pazartesi salı belki altın gibi, petrol gibi emtialarda yukarı yönlü bir hareket olsa bile genelde ben paritenin aşağı yönlü gelme ihtimalinin arttığını düşündüğüm için çok uzun soluklu olacağını zannetmiyorum altında da veya diğer emtialardaki hareketlerinde. İyi ki altın dediniz hocam, çünkü Ali Rıza Fayyazi'nin ikinci e-mailde ons altındaki yükseliş acaba hangi noktalarda durur diyor. Biz de orada son dönemde işte 1.375 dolar testi görmüştük. Şu anda da yine 1.323 dolar 91 centteyiz. Yılbaşından beri de esasında %24.77'lik de bir prim var altın üstünde. Evet. Yani o teknik seviyeler, yani bence orada geçmiş trendlere de bakınca pozitif bir ivme. Yani dünya ekonomisinde bu büyümeyle ilgili kaygılar artar ve Fed'in 2017 sonuna kadar zaten pek de bir şey yapamayacağı yönünde fikirler oluşmaya başlarsa altın gelecek yılki fiyatlamasında erkenden yapabilir. Yani 1400 dolarlar ve üzerini test edebilir gibi de geliyor. Yani o şeye bağlı, biraz daha zamana ihtiyacı var ama
Yani Aralık'tan sonra uzunca bir süre duracak bir FED ve Avrupa'nın herkesin para basmaya devam ettiği bir dünyada altın biraz daha yukarıyı zorlayabilir. Kısa vadede zannetmiyorum ama. Fakat yani birkaç aylık dönem bu bahsettiğim 1400 doların üzerine zorlamaya aday olabilir. Bir gözümüzde gümüşe tabii altın fiyatını takip ederken orada da 18 dolar 65 sent seviyesi var. Yılbaşından beri kazanım %34.65'te. Petrolle ilgili bu ara yine çok haber var hocam. Evet. Bir yandan tabii Amerika'ya bakıldığında petrol stokları hiç öyle zannedildiği gibi düşmedi. Arttı verisi geldi bu hafta. Geçen haftayı kapatırken Baker Hughes'un sondaj rakamları 8 hafta üst üste artışa işaret etti. Bununla beraber tabii OPEC'in kendi içi değil mi esas çatlak seslerin çıktığı nokta. Şimdi Suudi Arabistan Petrol Bakanı ki yaklaşık değil mi 2-3 hafta önce sizinle burada beraber yayın yapmıştık. Demişti ki bir denge getirmemiz lazım. Piyasaya istikrar için her şeyi yapacağız vesaire. İşte 26-28 Eylül Cezayir toplantısına atıfta bulunmuştu. Uluslararası Enerji Forumu toplansın biz de kenarda toplanırız demişti. Dün açıklama yapmış. Diyor ki ek adım atmamıza lüzum yok, müdahaleye gerek yok bu piyasada. Zaten piyasa doğru yönde gidiyor. İşimizi biz arza talebe bırakalım. Öyle olunca da bakın arz talep ne yapmış? Fiyat aşağı geldi. Galiba biz o toplantıya çok umut bağlamayalım. Değil mi? Gibi. BNP Paribas demişti değil mi? Yani, nefes tutup da beklemeyelim diye biraz tutarsın. Yani şey inşallah. Ondan sonra 55'e gidip tekrar 40'a düşerse o daha kötü olur herhalde algısı da oluyor. Yani gerçekten hani OPEC içerisinde böyle hem fikir olalım ve aynı yönde gidelim biz beraber daha güçlüyüz yönünde bir sinyal pek gelmiyor ki. Orta Doğu'da her gün yaşanan gelişmelerde ülkelerin tavrını, konumunu etkiliyor. Yani daha bireye kadar çok şey değişebilir o toplantı ama şu net. Yani bu burada OPEC'te veya OPEC dışından gelen ülkelerin ortak hareket etmesinin çok zor olduğu, birbirlerine güvenmelerinin çok zor olduğu bir dünyadayız. Arzın güçlü olduğu, talebin yavaşlamaya aday olduğu bir dünyada petrol biraz bir de Fed'in hani faiz artırımının güçlendiği bir ortamda bir kere de olsa kısa vadede pek kolay toparlanamaz. Yani yukarıyı çok zorlayamaz gibi geliyor bana da. Şimdi hocam bugün konusu da bir Jackson Hole dedik. Bugün biz Jackson Hole'la ilgili paylaştığımız, Fed'le ilgili paylaştığımız bir iki uluslararası basın haberi de oldu. Barron's mesela diyor ki kısa vadede iyimserlik, uzun vadede riskler arasında bir denge arayacak Janet Yellen. Öte yandan da tabii çok protesto edildiğinden de bahsediliyor. İşte Fed up gibi tişörtler giyildiği falan söylenmiş. İşte bıktık sizden gibisi ama içerisinde Fed kelimesi geçen tabii. Öte yandan da haberin içerisinde Barron's görüş aldığı aracı kurumlardan bir tanesinden şöyle bir yorum almış. Diyorlar ki Fed bundan sonrası sizin de söylediğiniz gibi daha uzun vadeye atıfta bulunup işte bundan sonraki krizlerde nasıl daha dayanıklı bir para politikası üretelim noktasında yeni fikirlere açık olduğu mesajını ortaya koyabilir. Ama faiz ve varlık alımları dışında hangi silahları kullanacağına ilişkin herhangi bir netlikte sunmaz diyor. Ne var Fed'in elinde şu an kullanmadığı araç hocam? Valla aslında temelde... Çünkü cephane dükendi mi? Esas mevzu bu değil mi aslında? Yani aslında ben bütün hepsini kullandığını onları tekrar dozunu arttırarak kullanma gidebileceğini düşünüyorum. Yani burada eksi faizin pek işe yaramadığını düşünecek olursak miktarsal genişlemeyi farklı hani günlük, haftalık, aylık yani o formatı değiştirerek ama miktarsal genişlemeyi arttırmak dışında pek de yapabileceği bir şey yok. Hani diğer araçlar işte zorunlu karşılıklar falan bunlarda da zaten hepsinde limit faizde de diğerlerinde de limitlerde dolaşıyor. Sözel anons etkisi dediğimiz onu kullanmayı devam ediyor edecektir. Miktarsal genişleme yani bunun sadece teknik olarak miktarı, boyutu ve zamanlaması dışında çok da yapabileceği bir şey yok gibi gözüküyor. Ha bir şey şu, son günlerde de çok tartışıldı. Enflasyon hedefini değiştirmeye kalkmak. Yani daha yüksek bir enflasyon hedefi koyarak, eksi reel faiz yaratarak ve hani buradan talebi canlandırmak. Bir bu olabilir. Hani gerçekten merkez bankalarının o anlamda en önemli silahı. Bu son dönemde de tartışıldı ve bu görüş Amerika'da ajandayı belirlemede veya beklentileri etkileme çok güçlü bir isimden de Larry Summers'tan da geldi. Destekliyor da Fed başkanlarından birisi de yine benzer San Francisco Fed'den de işte öneri gelmişti. Bir bu olabilir. Yani bunu ne kadar ciddiye alacaklar bilmiyorum ama bana çok kolay değil gibi geliyor. Biraz daha tartışılması ve
şey olması gereken bir konu. O soru belki gelecektir şeyde ya da önümüzdeki yalanın konuşmalarında. Her türlü alternatifi değerlendirdiğini söyleyecekler. Her zaman söyledi. Hiçbir kapıyı kapatmıyor yalın. Yine aynı şekilde olacaktır. Bunlar çok çok yeni bir şey değil ama bir iki bir şey olabilir. Şimdi evet, o enflasyon hedefi meselesi ilginç söylediğiniz gibi. Çünkü bugün mesela Wall Street Journal'da FED takipçisi diye bildiğimiz John Hissenrath'in bir köşe yazısı vardı ki normalde işte FED toplantılarının önce mesela yazıyor. Ne söylerse oluyor. O yüzden piyasada diyor ki acaba FED'in içinden kaynakları mı var vesaire. O da diyor ki popülizmin artmasının müsebbibi FED. O kadar net konuşmak lazım mı hocam esas? Hani enflasyon hedefi tutmadık ve krizi öngöremediği için diyor. Kredibilitesini kaybetti. Bu yüzden de popülizm daha çok ön plana çıktı. Yani gelir dağılımında eşitsizliğin de burada oynadığı bir rol var. Hani bugün Amerika'da seçimi Trump kazansa bunun sebebi FED mi diyeceğiz? Oraya varır mı yok, bu iş? Yok o biraz. Yani diyenler olacaktır ama ben... Yani FED şöyle gibi geliyor, yani merkez bankaları, FED de diyelim Draghi de, bütün merkez bankaları sıkıntı varsa bir yerde serum vermek gibi. Yani bunu vermezseniz zaten daha olumsuza gider. O yüzden sıkıntının kaynağı bence FED değil ya da popülizm, hani bu noktaya gelmenin. Diğer taraflarda aramak lazım. Yapılması gerekenleri yapmamak. Amerika'da değil. Amerika'da aslında belki bence Obama döneminin ilk politikalarında maliye politikasına güçlü bir şekilde yükleniliyordu ve daha iyi sonuç alınıyordu. Fakat daha sonra hani cumhuriyetçilerin bastırmasıyla maliye politikası ayağa çekildi. Ondan sonra da Amerika'da aslında para politikasına daha fazla yüklenildi. O QE2'ler, 3'leri arttıran da o oldu. Yani orada o dengeyi bozan bir durum ortaya çıktı. Merkez Bankası ister istemez o noktaya gitti FED'de. Bence siyasette aramak lazım. Amerika'nın iç siyasetinde demokratlar, cumhuriyetçiler oradaki çekişmesinde ya da iktidar mücadelesinde aramak lazım. Amerika tarafında. Avrupa'da da zaten yine benzer. Hep maliye politikası ayağının eksik olması, yapısal reformlar ve borç yapılandırması dahil birçok hani aracın hep göz ardı edilmesi veya bunlardan kaçılması sorunları ağırlaştırıyor. Ama şey doğru, yani nedeni FED olmayacaktır ama eğer Trump kazanırsa Amerika'da Brexit'te de bizi yanıltan neden belliydi. Şeyde de ne derler, Amerika'da da aynı şey olur, gelir dağılımı ile ilgili sorunlar. 2008'den bu yana Amerika'da ara ara sokaklar bu tür gösteriler, gelir dağılımı dünyanın her yerinde sorun. Nedeni başka, FED değil ama sonucu etkileyebilir, seçim sonucu. Dün biz de aktarmıştık hocam, İngiltere'nin AB'den ayrılması konusunda kampanya yürüten en önemli isimlerden UKIP Başkanı Nigel, eski başkanı diyelim, Nigel Farage da Trump'ın bir kampanyasında boy gösterdi bir önceki akşam. Ve diyor ki bana para verse ben yalına oy vermem, gelin biz nasıl ayakta durduysak siz de durun, sistemi çökertin demeye getiriyor. Bir kısa reklam arası verelim, ardından devam ediyoruz. Bloomberg HT yayını artık tek tıkla cebinizde. Bloomberg HT Live uygulamasını indirerek hem televizyon hem de radyo yayınlarımıza anında ulaşabilirsiniz. Bloomberg HT Live uygulaması iOS ve Android uygulamalarında. Tıklayın, yayın cebinize gelsin. Forex'i seviyorum. xtb.com.tr
seviyorum. xtb.com.tr Yatırım kulübünde her yatırımcının ihtiyaç duyduğu bilgi ve yorum doğru zamanda ekrana geliyor. Yatırım kulübünde hem piyasalardaki son gelişmeleri hem de aynı zamanda enflasyon rakamlarının ardından oluşan ortamı konuşacağız. Açıl Sezen konuklarıyla hem ekonomi gündeminin nabzını tutuyor hem de bu gündemin piyasalara olan etkilerini tartışıyor. Yatırımcılar önemli makro verilere dair yorumları ve küresel ekonomideki gözde yatırım enstrümanlarını takip etme fırsatını yakalıyor. Yatırım Kulübü hafta içi her gün 10.15'te Bloomberg TV'de. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile beraber ilk söz programına devam ediyoruz. Selçuk Doğru Söz diyor ki hocam yıl sonunda sterlin doları nerede görüyorsunuz? Şimdi tabii Brexit'ten beri performansa bakıyoruz. Bütün para birimleri karşısında G10'da sterline karşı kazanımlar evet. olduğunu izliyoruz. Yine benzer bir grafik mi görüyoruz yılın sonuna geldiğimizde? Fed'in de anca Aralık'ta faiz artırabileceğini varsayarsak. Muhtemelen evet. Yani sterlin açısından ben yani İngiltere'de faiz indiriminin bir miktar daha devam etme ihtimalini düşünüyorum. Onun fiyatlanması durumunda sterlin bir miktar daha değer kaybedebilir sanki. Hani işte 125'ler, 120 kalıcı olmayacaktır ama bir miktar daha sterlinin değer kaybedebilir. İki şey birleşecek. Yani Amerika'da yani doların güçlenmesi, bir kere faiz artırma ihtimalinin arttığı varsayımıyla konuşuyorum. Birisi faiz indirecek, birisi arttıracak. Dolayısıyla sterlin en fazla işte dolarla şeyine bakıyoruz değişimine. Bir miktar değer kaybetmeye aday gibi gözüküyor bence önümüzdeki dönemde. Şimdi hocam az önce bütün G10 para birimlerinin sterline karşı primli olduğuna ilişkin bir grafik paylaşmıştık. Hangi vadeye koyarsak koyalım genellikle mesela yılbaşından bu yana olan vadeye seçelim. Bu grafiğe takla attırmışız gibi oluyor. Yenle G10 evet. para birimlerini karşı karşıya getirdiğimiz noktada. Çünkü Japon yeni bütün parasal genişlemelere, mali teşviklere vesaireye rağmen G10 para birimleri karşısında her birisine karşı primli vaziyette. Evet. Mark Mobius bu hafta konuşmuş. Japonya için gerçekten de bu bir sonraki adım deney olmak zorunda ve o da helikopter para olmak zorunda demiş. Katılıyor musunuz? Yani şöyle o helikopter para tanımı ben maliye politikası olarak algılıyorum ama yani o helikopter nereye attığınız değil de biraz daha seçilerek yapılan maliye politikası diye. O biraz para politikasıyla maliye politikası karışımı bence yorumda direkt tek başına söylendiği zaman da tam anlamını ifade etmiyor. Ben onu maliye politikasının kesinlikle güçlü bir şekilde uygulanması gerektiği katılıyorum. O kastedilen o olduğunu düşünerek de söylüyorum. Katılıyorum. Japon yeninin aslında değerlenmesi de aslında dünyadaki kaygıların bir yansıması. Tamamen güvenli liman ve biraz böyle çok sıcak olan bölgelerden uzak. Hani deprem riski yaşayan bir yerde bir backup'ınızı ya da hani diğer şey uzak bir yerde tutmaya çalışırsınız. Biraz da ona benziyor. Dünyanın bu bölgeleri Avrupa, Orta Doğu her taraf sıkıntılı. Yatırımcı biraz Japonya her halükarda tamam çok bir şey kazanmayız ama en azından kaybetmeyiz daha güvenli bir liman diye. Oraya çok daha fazla yöneldikçe Japon yeni de değerlenmekten kendisini alamıyor gibi gözüküyor. Şimdi tabii biz Japonya tarafında bir helikopter para gelecek mi diye beklerken siz de az önce sarsıntıdan depremden bahsetmişken bu hafta depremle daha çok gündeme evet. gelen İtalya'dan evet. farklı bir haber dün aktardı Güzem. Dedi ki 18 yaşını dolduranlara hükümet 500 euro resmen helikopter para veriyormuş yeter ki sanat ve kültüre harcasınlar diye böyle farklı da bir başlık aktarmış olalım. Dönelim tekrar yurt içine isterseniz hocam. Varlık Fonu'nun resmi gazetede yayınlandığını artık kanun haline daha doğrusu geldiğini az önce son dakikada evet. biz de aktardık. Varlık Fonu ile ilgili de sizden bir yorum alalım hocam evet. isterseniz. Yani şimdi işin özünde artıları olan ama Türkiye açısından dikkat edilmesi gereken noktalar olan da bir durum. Bir, Türkiye gibi ülkenin büyümesini doğru kullanılması anlamında destekleyecek bir girişimdir bu. Fakat çok da konuşuldu. O noktaları belki bir iki vurgulamakta tekrar fayda var. Hı hı. Varlık fonları genelde bütçesinde fazla veren ya da
petrol gibi bir doğal kaynağından elde ettiği fazla geliri varlıklarını arttırmak, yani asetlerini, varlıklarını ülkenin arttırmak amacıyla oluşturulan fonlardır. Şimdi Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke, mevcut tasarruflarını arttırması gerekiyor. Şimdi ilk aşamada göreceğimiz mevcut pastadan bir başka bir yere pay aktarmak ve bunu daha etkin bir şekilde kullanmak çabası olarak görüyorum. Elbette bütçede kullanılmasından daha verimli olabilir. Burada kritik nokta, yani o kullanılma esasları, bu harcamanın yani nerelere yapılacağı. Türkiye büyük projelere giriyor. Yani bu anlamda ülkenin altyapısını geliştirecek, bunları desteklemek lazım elbette. Denetiminin açık olması, şeffaf olması ve Türkiye'nin varlığını artıracak adının üzerinde, yani buradaki harcamalar cari değil, yani bugün harcanıp yok olacak değil de gelecekte Türkiye'nin değerini artıracak yönde olması önemli olur diye düşünüyorum. Hızlandırmak anlamında bir takım projeleri önemli olur. Şeffaf olması, o harcama kanallarının iyi belirlenmesi ve bu fonun iyi yönetilmesi, nerelere yatırım yapılacağı kritik önemde. O altyapının Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Hani Türkiye bu fonu iyi yönetebilir. Diğer konularda da hassas olunması önemli. Baştaki çok önemli. Nasıl başlanırsa ilk uygulamaları çok önemli olacak. Yani oraya dikkat edilmesine fayda var. İlk algı olumsuz olmaması gerekiyor ki bundan sonraki değeri de artsın. Birkaç haber başlığı daha aktarayım hocam izninizle. Hemen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de ruhsatlandırılmadığı için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesinde yer almayan kanser ve nadir hastalıklarla ilgili ilaçları hızlı ve uygun maliyetle yurt dışından getirmek için Eylül'de özel bütçe sistemine geçeceklerini açıkladı. Yine bugün 85. İzmir Enternasyonel Fuarı kapılarını açıyor. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin açılışı yapacak ve Amerika Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'i ikinci başkanlık dönemi için aday gösterdi. Başlıkları da var elimizde. Onları da aktarmış olalım. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocam, çok teşekkür ederiz. Her cuma olduğu gibi yayınımıza katkılarınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Ve bir başlığa daha yer vererek devam edelim. Ekranı yeni açanlar olabilir. İlk bölümde programda paylaştık. Artvin'de